Tamam. Şimdi adamın birisi... Dur hocam. Ne olur yavaş. Sinan Engin fıkra anlatıyor. Evet. Adamın birisi... Bir dakika yavaş yavaş anlat dur, Sinan abi. Adamın birisi sigara bırakmak istiyormuş. Müziği al. Sigarayı bırakmak için sigara bırakma hattını aramış. Demiş ki benim eve de sigara bırak demiş. Evet devam. Bu kadar oğlum işte anlamanız lazım. Ay vallahi bak bir şey söyleyeyim. Ben en samimi benim ben vallahi kolpa yapmam ben anlamadım. Bir daha anlatır mısın? Vallahi anlamadım. Vallahi anlamadım. Bir dakika, durdur. Sinemiş sigarayı. Evet. Sigarayı bırakma hattını aramış. Evet. Benim eve de sigara bırak demiş. Sigara bırakma hattını aramış. Ya sigara bırakma hattını aramış. Demiş ki, kardeşim benim eve de bir sigara bırak demiş. Niye demiş? Sigara bırak eve demiş. Sigarayı bırakmak için. Sigarayı bırakmak için. Hayır sigara sağlığa zararlı değil midir bir de? Ya. Sigara sağlığa zararlı içmeyin. Hoca. Gülsene bir anlat. Çok iyi değil mi? Süper. Şimdi anlamadım harika. Bir şey. Harika. Süper. Hatla niye? Hatta şeyi ara. Markete ara sigara getirsinler. Aynen. Sigara sağlığa zararlı. Sigara bırakma hattını aramış hocam. Sen mesela. Sen bırakma hattın marketi arıyorsun. Sen sigara bırakma hattısın. Ben seni arıyorum. Emre niye bırakma attın? Ya hocam sigara bırakma. Sen bana terapi iki su, iki ekmek, iki de sigara yapacaksın ya. Hocam terapi yapacaksın ya. Sigara sağlığa zararlıdır. Sen bana terapi yapacaksın ya terapi. Esprisi orada. Sen bana terapi yap. Esprisi işte bu IQ meselesi. Ben anlayamadım. 6 tane yumurta var. 2 tanesini yedin, 2 tanesini kırdın, 2 tanesi. Kaç tane kaldı mesela? Anladın mı IQ ile? Anladım. Onu anladım. Sigara bırakma attı sen. Sırak ve sigara bırakma. Hocam sen sigara bırakma. Kızım de. Hocam sen sigara. 2 ekmek, 2 de su gönder. Ya sen sigara bırakma attı değil misin? Evet. Sen sigara bırakma attısın. Sigara içmeyin sağlığa zararlı. Peki sigara bırakma attığında da su siparişi edilebiliyor mu? Hayır. Hocam ben ya. Sigara... Sana tavsiye ediyorum. Kullanma sağlığa zararlı. Bırak seni ya. Terapi, sen beni terapi yapacaksın diye ben seni arıyorum ya. Ben sana diyorum ki... Ya benim eve de sigara bırakma. Bizim müziğimizi verelim. Bizim müziğimizi. Ya hocam. Çok ince bir espri var. Evet evet. Z kuşağı evet. Gençler siz beni anlıyorsunuz. Evet. Biz de anladık ya. Şimdi biz de anladık hocam, ya. Hocam tebrik ediyorum. IQ'un yüksek. Hoca Dümen de. Abi burada Asim. Ben güldüm ama. Güldün mü tebrik ederim. 58 oldu. Tansu sen güldün mü Tansu? Sizin yüzünüzden bir daha Tansu komutan da geldi burada. Tansu komutan da gülmüş. Ben buradan Menemen Spor'a buradan başarılar. Menemen'e çok selamlar. Menemen. Niye ne oldu ki bir şey mi? Menemen. Menemen halkını çok seviyorum. Ya bu ne ufuruk ufuruk ne oluyor? Hocam bir şey söyleyeceğim. Hafta için bir saniye. Hocam ürolog demiyor, ufolog diyor ya. Ufo gerçeği. Şimdi Türkiye'nin ilk defa, belki de dünyanın ilk defa duyacağı bir şeyi. Ben ufo var mı filan bilmem. Ben analiz yaparım. Analiz şu. Allah kainatı yaratmış. Buraya kadar mutabık mıyız? Mutabık. Ateistler için, Allahsız, dinsizler için de şunu söyleyeyim. Yan tarafa şey verin. Kainat bir şey tarafından yaratılmış tep gibi. Ama sonuç olarak kainat var. Matematik olarak ispat edilmiş ki kainatta da milyonlarca, milyarlarca gezegen var. Olasılık hesabına göre milyonlarca, milyarlarca gezegen içerisinde bir tek dünyada mı hayat var? Bu olması imkansız. Yani İstanbul'da 10 milyon tane ev var. Sadece bir tanesinde mi akşam çorba içiliyor? Her tarafta içiliyor. Demek ki uzaylılar var. Hocam 10 saniye girebilir miyim? Giremez. Meksika Kongresi'nde düzenlenen oturumda gazeteci ve ufolog Camia Musan, Peru'nun Cusco şehrinde çıkarılan uzaylılara ait olduğunu iddia etti, fosilleri sergiledi. Meksika Kongresi'nde yemin altında ifade veren yemin, Mausan şunları söylüyor. Onlar dünyasal evrimimizin bir parçası olmayan, insan olmayan varlıklardır. Onlar yok olduktan sonra başka bir evrimi olmayan varlıklardır. Karbon 14 yaş hesaplama analizini gerçekleştiren Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'ne göre bu canlılar yaklaşık 1000 yaşındadır. Bir defa bu yalan. Şimdi ben ufolog deyip olayı tiyatroya götürmüyorum. İnsan hayatı, dünyadaki yaşam karbon bazlıdır. Karbon bazlıdır. Ağaç, biz, karbon bazlı. Sen başka bir gezegenden gelmiş bir canlıya karbon bazlı değilse nasıl karbon testi yapıyorsun? İlle de siz başka gezegenlerde yaşayan canlıları koca kafalı, kısa kollu, iki gözlü, alnı büyük falan böyle zannetmeyin. Ama bir tek sinyal veriyor.
mesela. Bu yemin altında alınmış ifadedeki uzaylının suratına bakın, kimi göreceksiniz. Yakından göster. Üstelik gamzesi de var. Göster. İyi bakın. İlk anda kimi görüyorsunuz? Kim? İlk anda kim? Ben Sinan Engin'i gördüm. Oha! Sinan abime hakaret. İlk anda ve dikkat et. Dudaklar şöyle bak Sinan. Sinan da böyle yapar. Bak yap Sinan, Sinan şöyle. Sinan Engin dünya. Yapma ya. Bir daha yapsana. Bir daha yapsana. Dudak benzedi. Bir dakika. Sinan abi bir daha yapsana. Dudak vallahi benzedi dudak. Bir de burada gamze. Bir daha aynı müzik. Deminki müzik. Hocam bu seni daha çok andırıyor. Ya beni andırıyor da bu temiz yüzlü. Ben kötü yüzlüyüm diyor. Yok. Fakat şunu söylerim. Şunu söylerim. Dünya üzerinde ben gözleri birbirine yakın ve göz beyazları büyük olan her insandan huylanırım. Eyvah! Bir daha söyler misin? Tekrar söylüyorum. Kim mesela? Bu mesela bitiyordur. Kim mesela? Mesela şimdi karşımda 3 tane erkek çocuğu, eyvah, bir tane de kız çocuğu var. Çıkart onun gözlüğünü. Onu yakın olmaz mı? Olmaz bunlardan. Mesela apa abi baktığım boyun boyu yere yakın insan bakın, sever. Halil Umut Meler'in gözlerine bakın. Getir suratını. Halil Umut Meler'i az önce görmüş arkadaşlar. Bir adamın gözleri birbirine yakın ve göz beyazları orantısal olarak büyükse benim için her daim soru işareti. Oy. Bak gözlere bak nasıl yakın. Görüyor musun? Evet. Gözler nasıl yakın? Evet. Bana niye karşı çıktı? Nereden uyduruyorsun hocam bunu ya? Nereden uyduruyorsun? Ben benim adamım diyorum sana. Ufolog bu. Kendi kendine yazıyorsun mi gerçekten? Ya bu ne ya? Zaten siz gelmeden önce gelmesin. Zaten içimizdeler diyorum. Ufolog. Zaten içimizdeler. Belki de uzaylılar dünya medeniyetinin yükselmesi için Tesla'yı, UFO çakar. Tesla'yı, belki Galileo'yu, belki Graham Bell'i, bunlar dünyanın inkişafı için çok önemli bilim adamları. Elektrik. Ne malum bunların içinde uzaylı olmadı veya uzaylıların bunlara bilimsel olarak yardım etmediği. İnsan, yani siz uzaylıların düşmanı olarak, belki de uzaylılar bizim teknolojimizin dünyamıza faydalı. Dün ve dün biz evladımıza ne yapıyoruz? Evladım bak, televizyon böyle açılır. 2 yaşındaki çocuğa. Evladım bak, bu oyuncak böyle yapılır. Doğru. Öğretiyoruz. Ya uzaylılar bizden çok gelişmişse de bize bir adam vasıtasıyla, örneğin Tesla, Graham Bell, Edison'la ışığı buldurmuşsa, efendim otomobili buldurmuşsa, benzini kullanarak motor sistemlerini ayarlamışsa, bilemezsin ki. Hocam evde mesela yatarken böyle şeyler mi düşünüyorsun? Yoksa sabah kalkınca mı? Nereden böyle aklına geliyor? Kahveni içiyorsun benim yani. Aklıma hiç evde uzanırken, istirahat ederken hiç böyle şeyler gelmiyor. Geliyor, senin geliyor. Aklına nasıl ne geliyor? Ya? Şimdi burada, ben bu Meksika'daki açıklama bir tanesinden rahatsız oldum. DNA'sını inceledik. Kıllandın. Diyor. DNA ancak protein İnsansı. Bazlı amino asitler proteinleri oluşturur. Abi, ya uzaylılarda amino asit yoksa? Amino asit olacak. Niye karbon bazlı olsun? Uzaydaki bir yaratığın, canlının bazı niye karbon olsun? Belki bunu şimdi bunu bizim sodyum bilemezsin. Şimdi bizim Trabzonspor Beşiktaş maçıyla bunun ne alakası var? Hadi ben yok gittim. Bu maç sonu röportaj falan ya. Bu ne Ertem koyduruyorsun şuraya? Sinan, ya. Sinan. Ertem ya. Bunun suratı çakma geldi bana. Biraz korkma. Hayır çakma değil. Sinan, ya, ne olmuş? Ben Sinan'la mesela Allah korusun. Şey olduğu vakit, vefat ettiğinde suratındaki etler eridiğinde bu şekilde alacak. Bak yeter ki şöyle yap Sinan. Yapma ya. Bak. Gamzesi bile var. Hocam Sinan yakışıklı bu ne ya? O da yakışıklıymış gençken. Ya bana göre de Meksikalılar bunun kolpa olsun diye yapmış. Kolpa abi belli o. Surat resimden kolpa. Belli. Kolpa bu. Ama yemin etti. Ne o? Yemin etti. Kim ya? Meksikalı. Ya, şey, ya Meksikalı'nın yemininden ne olur be? Meksikalı'nın uyuşturucu yok. Aşağıda bir dipnot var hocam. Bir dipnot var. Bir saniye. Ufolog. Cam ya Mausan. Mausan. Ertem, daha önce de Peru'da 2017'de bulunan of burayı okuyamıyorum hocam. De, çok korktum. Ya Ertem ya. Bırak Allah aşkına Ertem ya. Ertem de evde sabahlara kadar oturup böyle şeyler yapıyor. Hocam bu ne ya? Çok ayla. Özür dilerim Sinan abi. Ya bırak Allah. Hocam bak ısrarla konuyu kapatmaya çalışıyorlar. Kim? Bakın bakayım kimin gözlerine yakın. Hocam bak ısrarla Rasim ve Abdülkerim abi ve Sinan abi 3 programı kapatmaya çalışıyorlar. Bu hayır abi devam edelim ikiye kadar gidelim. Bu konuları şimdi bana açıklamamak lazım. Şimdi bizim asansörcü Ali abi dedi ki ya evet çok abi. Erken bırakıyorsunuz programı dedi. Kim? Yok bizim abi şu an iyiyiz. Asansörcü Ali abi buradan selamlar. Ali abi dedi ki. Tanımıyor musun sen? He. Asansörcü benim kral. Asansörcü Ali. Asansörcü Ali abi dedi ki çok erken bitiyor program dedi. Tam tadı damağımda kalıyor. O zaman dedik Ali abi seni hiç uzatalım.
Bunu uzatacağız. Programa. Bir asansör geçireceğiz. Ama uzaylılarla uzatmayalım. Futbolla ilgili ben bir şeyler. Ben o zaman şunu söyleyeyim. Trabzon.